Türkiye'nin global anlamda en önde gelen markalarından birisi olan Temsa'nın son dönemde karşı karşıya kaldığı durum nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Ne tesadüftür ki içinde bulunduğumuz, yer aldığımız bu toplantı salonu Sakıp Sabancı adı verilmiştir. Bilindiği üzere Adana Sanayi Odası'nın kurulmasında rahmetli Sakıp Sabancı'nın büyük emeği vardır. Aynı zamanda rahmetli Sakıp Sabancı Bey Adana Sanayi Odamızın kurucu başkanıdır. Bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan, bize destek veren belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna duyuru. Temsa'nın son dönemde karşı karşıya kaldığı süreç bizleri derinden sarsmıştır. Amerika'da ilk 4'te, Avrupa'da ilk 8'de yer alan sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin en önemli bir değeri olan Temsa'nın içinde bulunduğu durum kabul edilebilir bir durum değil. 1500 araç üreten 66 ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüslerimizi ihraç eden elektrikli otobüste dünyada önde yer alan üreticilerden bir tanesidir. Konuşulduğu bir dönemde Türkiye'de otomotiv alanında sahip olduğumuz en önemli ve milli değerlerimizden bir tanesidir. Temsa yine kendi Ar-Ge birimleri tarafından %100 yerli olarak gerçekleştirilen yüksek teknoloji ürünü elektrik otobüsüyle dünyada ses getirmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi'nde elektrikli otobüsleriyle hizmet vermeyi başarmış bir kuruluşumuzdur. 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış, cari açığın kapatılmasına da önemli katkılar sağlamıştır. Ve tamamen Türk mühendisleriyle geliştirilen otobüsleriyle tüm dünya pazarına söz sahibi olan sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisidir. Temsa, Adana ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin evine ekmek götürmesine vesile olmaktadır. Temsa, içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatarak bir an önce yeniden üretime devam etmesi gerekiyor. Süreçte hangi hatalar yapılmış olursa olsun önümüzdeki dönemde ilgili tüm tarafların Temsa'nın çalışması noktasında gereken özveriyi göstermesi bölgemiz ve ülkemiz ekonomik menfaatleri açısından önemli bir gerekliliktir. Hiçbir ülke Temsa gibi önemli bir ismi ve değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin Temsa'nın yeniden faaliyete geçme noktasında gereken katkıyı sağlayacağına inancımız tamdır. Sabancı ailesi bölgeye önemli yatırımlar yapmış, Adana'nın kalkınması noktasında da önemli katkılar sağlamıştır. Temsa'nın satılmış olsa da Sabancı'nın sahasına sahip olarak Sabancı ailesinin izlerini taşımaya devam etmektedir. Sabancı ailesi hiç şüphesiz Temsa'nın karşı karşıya kalmış olduğu bu durumdan oldukça rahatsızdır. Biz kendilerinden istenmeyen bu durumun düzeltilmesi noktasına üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine inanıyoruz. Temsa sadece Adana'nın değil Türkiye'nin değeridir. Temsa gerçekleştirdiği projeler yüksek nitelikli üretim, ihracat ve yetişmiş insan gücüyle süreci atlatabilecek güce, bilgiye ve deneyime sahiptir. Ülke olarak hassas bir dönemdeyiz. Zaman, üretim, ihracat, istihdama, yüksek teknolojiye sahip çıkma zamanıdır. Zaman, Temsa'ya sahip çıkma zamanıdır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olur. Masası Başkanı ve huzurunuzda gördüğünüz gibi tüm belediye başkanlarımızla Temsa'nın faaliyete geçmesini canı gönülden arz ediyoruz. Zeydan Karalar davamız Temsa'nın çalışması. Temsa bugün Adana'da, Adana, Tarsus, Ceyhan, Mersin, Kurova interlandında birçok yan kuruluşa da iş verebilir.
Demsa 1350 kişi istihdam etmesiyle beraber etrafındaki yan sanayiyle de yaklaşık 15 bin kişi istihdam sağlıyor. Biz şu formülü söyleyip de bu formül üzerinde gidin diyecek ne yetkiye ne de bir şeye sahibiz. Ama biz istiyoruz ki bizim vazifemiz buranın çalışmasını hükümetimiz tarafından, Sabancı Aile tarafından veya satın alan aile tarafından çalıştırılması. Bu bir değerdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti buraya çok değişik teşviklerle destekler vermiştir. Arke teşvikleriyle, istihdam teşvikleriyle. Bizim için de önemli bir teşvik, önemli bir sanayi kuruluşumuz. Bunun kapatılması, yok olması bizleri rahatsız ediyor. Türkiye'nin de imajını zedeliyor. Bugün siparişleri olan bir kuruluş bir anda kapandı. Bunun bir an önce faaliyete geçirilip üretime devam etmesi, ihracata devam etmesi ve bizim bölgemizdeki insanlarımızın çalışması. Bizim bunu şöyle yapın diyecek bir yetkimiz yok. Bunun için de konuşuyoruz, görüşüyoruz ama netleşmiş bir pozisyonumuz yok. Bakanlıklarla ilgili yani ileriki süreçte bir yol haritası, heyet olarak Ankara'ya gitme, görüşmeler yapma. Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Evet, ben de başkanına ve bildiride imzası olan belediye başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Ben zaten bu işe ilk el atmaya başladığımda Adana'nın da Türkiye'nin de bu işe sahip çıkacağına inanıyordum. Bu önemli bir toplantı. Sanayi Odası Başkanı'nın başlattığı, yaptığı bir toplantı önemli. Bütün Türkiye'nin kalbi de bence burada şu anda, demin de başkan söyledi. Benim de yaptığım birkaç görüşme var. Ama durum aslında bu kadar kötü olacak bir durum değil bana arz ettikleri kadarıyla. Ben de sana gelen biriyle konuştum. Sanıyorum 200 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ama borcun büyük bir bölümünün 2020'de varisini verdiğini. Bir ufak anlaşmazlıktan dolayı Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası'nı kredide verirken çağırdım. Durum bundan kaynaklanıyor söyledi. Bence çözülecek bir durum yok. Bu olaya odalarda Adana dinamiklerde el attığına göre Ankara'da bu işi ciddi alacaktır. Kısa sürede çözecektir diye inanıyorum. Çözülmelidir. Çünkü 26 milyon euroluk hemen ihracat hazır ürün olduğunu söylediler. Yetkililer. Yani DEMSA'nın ne kadar önemli olduğunu Sayın Başkan söyledi zaten. Bugün 2 milyar dolar ihracat olan Adana'da tek başına 125 milyar dolar ihracat olan bir mesleğin durması, bu kadar istihdam sağlayan bir mesleğin durması hepimizin içini yaralıyor. Bu konuda elbette üzerimize düşen ne görüşmemiz varsa birlikte yapacağız zaten. Bütün Adana birleşti burada. Herkese de şimdi teşekkür ederiz. Mehmet Umut Türkan, ben belediye başkanımızı soru yönetmek istiyorum. Dün Sabancıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı'yla görüştüler. Bu görüşmenin detaylı. Evet, şimdi orada Yapsat'a yakın bir görüşme oldu. Sadece TEPS'e konuşulmadı. Adana'daki yatırımlar, durumlar. Tabii ki Sabancı Adana'da değil, Türkiye'de çok önemli bir konu. Daha çok yatırım yapması gibi. Talep ettik Adana'ya. Yani Sayın Güler Sabancı'nın şöyle bir ifade soruldu. Dedi ki biz testlerimizi satarken üretime devam etsin şartını gündeme alıyoruz. Ve bugüne kadar elden çıkarttığımız BOSSA, SASA dahil büyüyerek devam ediyor ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. TEMSA'nın da böyle olacağını düşünüyoruz ama şöyle yaparız, böyle yaparız diye bir ifade kullanmadı. Ben de tabii onların çok müsaadesi olmadan konuşmaların bir bölümünü burada söylemek de çok doğru olmaz.